Bir varmış bir yokmuş. Uzak diyarlarda, dağların eteklerinde kurulmuş küçük, şirin bir köy varmış. Bu köyün evleri sıradan evler değilmiş. Dev mantarlardan yapılmış, rengarenk evlermiş. Her biri farklı bir renkte ve biçimde olan bu mantar evlerin üzerinde beyaz benekler, kapılarında minik çiçekler olurmuş. Köyün dışında yemyeşil ormanların ötesinde ışıl ışıl parlayan Peri Diyarı adında büyülü bir yer varmış. Bu diyar perilerin mutlu mesut yaşadığı ve her köşesinde küçük bir sihrin saklı olduğu harika bir yermiş. Peri Diyarı'nda periler dışında başka kimseler yaşamazmış. Çünkü orası perilerin sırlarını sakladıkları, yalnızca onların yaşayabileceği bir diyar olarak bilinir, insanların ayak basmasına izin verilmezmiş. Periler de kendilerini insanlara pek göstermezmiş. İnsanların arasına karışmadan ormandaki işlerini sessizce yapar, doğayı korurlarmış. Periler diyarında eski zamanlardan kalma kocaman bir şato yükselirmiş. Yüksek kuleleri, taş duvarları ve gizemli bahçeleriyle bu şatonun içinde uzun yıllardır yaşayan Alara adında peri prensesi varmış. Bir gün köyün en genç perisi Lira, prenses Alara'ya yaklaşıp merakla sormuş. Sevgili prenses, insanlar neden bizim dünyamıza giremiyorlar? Onlarla tanışmayı, onlara da büyümüzü göstermeyi çok isterdim. Prenses Alara gülümsemiş ve Lira'nın başını okşamış. İnsanlar çoğu zaman sahip oldukları şeylerin kıymetini bilmez Lira. Biz doğayı, canlıları korur ve her şeyin uyum içinde yaşaması için çalışırız. Ama insanların dünyası farklı. Eğer kalplerinde gerçek bir iyilik taşıyan biri gelirse, işte o zaman kapılarımızı aralayacağız. Bir gün köyün üstüne kara bulutlar çökmüş. Yağmur hiç dinmeden günlerce yağmış. Köydeki mantar evlerin tepeleri solmaya başlamış. Tarlalardaki ekinler çamura bulanmış. Köylüler mantar evlerinin içini su basmasından korkarak çaresizce ne yapacaklarını düşünürken, küçük bir kız olan Leia duruma dayanamayarak bir şeyler yapmaya karar vermiş. Leia perilerin yaşadığı ormana gitmiş ve yürekten gelen bir sesle bağırmış. Sevgili periler, bize yardım edin. Köyümüz su altında kalıyor. Tarlalarımızı korumamız gerek. Leia'nın bu içten çağrısını duyan periler ormanın derinliklerinden çıkıp ona görünmüşler. Hepsi etrafını küçük parıltılarla sarmış ve merakla ona bakmışlar. Perilerden biri nazik bir sesle ona yaklaşmış. Leia, senin yüreğindeki cesaret ve iyilik bizi buraya getirdi. Ama bu kadar büyük bir felaketi durdurmak için prensesimizin yardımına ihtiyacımız var. Ancak peri prensesi çok uzun zamandır şatoda saklanıyormuş ve sadece gerçek bir cesaret ve iyilik gördüğünde ortaya çıkarmış. Tam o sırada kapı ağır bir şekilde açılmış ve karşısında zarif bir peri belirmiş. Bu peri prensesi Alara'ymış. Alara, Leia'ya bakarak gülümsemiş. Cesur küçük kız, köyün ve doğanın yardımına koştuğun için sana teşekkür ederim. Senin kalbinin temizliği sayesinde ben de yardım etmeye geldim. Peri prensesi Alara, sihirli asasını kaldırmış ve gökyüzüne doğru sallamış. Bir anda kara bulutlar dağılıp gitmiş. Gökyüzü masmavi olmuş, yağan yağmurlar durmuş ve köydeki tüm mantar evler, tarlalar yeniden eski haline dönmüş. Tüm köy ışıl ışıl parlamış. Mantar evler daha önce hiç olmadığı kadar canlı renklere bürünmüş. Köylüler Prenses Alara ve küçük kız Leia'ya minnettar kalmışlar. Prenses köylüleri koruma sözü vererek şatosuna geri dönmüş. Ama Leia'ya şöyle demiş. Leia, sen her zaman cesur kal. Doğayı ve köyünü korumak için attığın bu adım tüm perilerin kalbine dokundu. Şimdi sen de bizim dostumuzsun. O günden sonra Leia, perilerin dostu olarak köyde yaşamış. Ne zaman bir sorun çıksa, periler hemen Leia'nın yanında belirir, ona yardım ederler ve köyü korumak için birlikte çalışırlarmış. Köylüler ise artık perilerin varlığına inanmış ve onlara sevgi ve saygı duymuşlar. Masal burada sona ermiş ama Leia ve perilerin dostluğu hiç bitmemiş. Gökten 3 elma düşmüş. Biri her zaman cesur kalanlara, biri doğayı her zaman koruyanlara, biri de bu masalı dinleyene.